Arkadaşlar merhaba, Türkçe Hani'ye hoş geldiniz. Limit yayınlarının AYT Edebiyat Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere hikaye, yapı, teknik ve türle ilgili birinci testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda bu cümledeki altı çizili sanatçılardan hangisi bilgi yanlışlığına neden olmuştur? Antony Çehov, Sait Faik Abasıyanık, Maupassant, Memduh Şevket Esendal, Ahmet Haşim, öykü türündeki eserleriyle tanınan sanatçılardır. Sanatçılara baktığımızda Antony Çehov, durum, kesit öyküsünün edebiyattaki en önemli temsilciler arasında yer alır, kurucusudur. O yüzden bunu elemiş oluruz. Sait Faik Abasıyanık, bu da edebiyatımızdaki en önemli Çehov tarzı hikaye yazarlarındandır. Bunu da elemiş oluruz. Maupassant, olay öyküsünün yani klasik öykünün en önemli temsilcisidir. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Memduh Şevket Esendal tıpkı Sait Faik Abasıyanık gibi Çehov tarzı hikayeciliğin ilk temsilcileri arasında yer alır. Bunu da elemiş oluruz. Fakat Ahmet Haşim öykü türünde değil, şiir türündeki eserleriyle adından söz ettirmiş. Merdiven adlı şiiriyle, O Belde adlı şiiriyle edebiyatımızda önemli bir yere sahip olan sanatçıdır. Bundan dolayı bu ifade yanlıştır. Çünkü Ahmet Haşim şiir alanında etkili olmuştur. Peki bu ifadenin yerine ne gelmesi gerekirdi? Bakın burada büyük bir sanatçımız eksik. Hikayeleriyle meşhur Ömer Seyfettin'in gelmesi gerekirdi. Burada böyle bir bilgi yanlışlığı yapılmış. O yüzden de 5 numaranın yer aldığı E seçeneği doğru cevabımız olacaktır. İkinci soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı söz konusudur? Klasik öyküde planlanmış, tasarlanmış, esaslı bir ana olay işlenir. Olay anlatımına dayalı öykülere klasik öykü adını veriyoruz ya da olay öyküsü adını veriyoruz. Bu ifade doğrudur, bunu elemiş oluruz. Uzun tasvirlere yer verilir. Serim, düğüm ve çözüm biçiminde klişeleşmiş bir planı vardır. Bu da doğrudur. Olay öyküleri yani klasik öyküler serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşur. Bunu da elemiş oluruz. Gelişme bölümünde oluşan ana düğüm sonuçta olumlu ya da olumsuz bir çözüme ulaşır. Olay hikayelerinde genellikle bir sonuç vardır. Bu da doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Bu öykü tarzı dünyadaki ilk büyük ustası Çehov'un adıyla anılır. Arkadaşlar bilgi yanlışlığı burada var. Çünkü klasik öykünün yani olay öyküsünün en büyük temsilcisi ve ilk büyük ustası Çehov değil. Tabii ki kimdir? Maupassant'tır değil mi arkadaşlar? O yüzden burada bilgi yanlışlığı yapılmış. Bundan dolayı da cevabımız 4 numaranın yer aldığı D seçeneği olacaktır. 5'e de bakalım. Edebiyatımızda bu türün en büyük ustası Ömer Seyfettin'dir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Üçüncü soru. Bu parçalardan hangileri olay hikayesine örnek gösterilemez? Sarayın dışındaki muhafızlar da içeridekiler gibi şaşırdılar. Korkudan kımıldayamadılar. Silahlarını yerlere atıp teslim oldular. Yalnız iki kişinin. Davul çalana teşrifatı bozuyorsunuz diye kılıç kaldıran sarhoş kumandanla dolu dizgin kaçmak isteyen birinci zabitin kedileri uçuruldu. İşte bu kadar. Bu parçaya dikkat edecek olursanız bir olay anlatımının olduğunu görüyoruz. Savaş esnasında gerçekleşen bir olay anlatılmış. O yüzden biri elemiş oluruz. Çünkü bu olay hikayesine örnek. 2 numaralı parçaya bakalım. Mümkün olsaydı da balolara canlı balık sırtlarının yanar döner renkleriyle gidebilselerdi bayanlar. Balıkçılar minyon, balıklar şanı şeref kazanırdı. Ne yazık ki solu verir ölür ölmez. Öyle ki büzülmüş böceklere döner balık sırtının pırıltıları. Benim size ölümünü hikaye edeceğim balığın öyle parıltılı yanar döner pulları yoktur. Pulu da yoktur ya zavallının. Şimdi buradaki duruma baktığımızda daha çok olay yerine kişisel ve sosyal düşüncelerin, duygu ve hayallerin anlatıldığı görülmektedir arkadaşlar. Şurada bakın mümkün olsaydı ne yazık ki ifadeleriyle daha çok kişisel duygu ve düşüncelerin ifade edildiğini görüyoruz. Burada sadece bir durumun ortaya konduğu görülmektedir. Bir olay anlatımı yok. O yüzden 2'yi alabiliriz. 3 numaralı parçaya baktığımızda 2 saat sonra şövalyelerin
gürültücü ordusu kaleyi iyice sarmıştı. Bahram Bey demir kapıyı kapattı. Müdafaadan başka çare yoktu. Zira kalenin methali pek dardı. Huruç hareketi imkansızdı. Hafif bir yaylım ateşi bile buradan kimseyi çıkartamazdı. Görmüş olduğunuz gibi yine bu parçada bir olay anlatımı var. Bir savaş olayının anlatımı var. O yüzden biz bunu da demiş oluruz. Doğru cevabımız, yani olay hikayesine örnek gösterilemeyecek parça sadece 2 numaralı parçadır. Bundan dolayı da cevabımız B seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Olay öyküsü ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Olaylar yer, zaman ve kişi ögelerine bağlıdır. Doğrudur, bunu elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Merak ögesine önem verilir. Olay varsa merak en önemli unsurdur. Bu da doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Olaylar serim, düğüm ve çözüm sıralamasına uygun bir biçimde ortaya konur. Evet, olay öyküsünün en önemli unsuru serim, düğüm, çözüm bölümlerinden oluşması ve bunların sıralamasının uygun bir şekilde verilmesidir. Bunu da elemiş oluruz. Türk Edebiyatı'nda en önemli temsilcisi Ömer Seyfettin'dir. Bu da doğrudur. Maupassant tarzı öykünün, yani olay öyküsünün en büyük temsilcisi Ömer Seyfettin'dir. Bunu da eledik. B seçeneğine baktığımızda ise olay öyküsünün ilk örneklerini Boccaccio vermiştir diyor. Arkadaşlar bu ifade yanlıştır. Çünkü Boccaccio Decameron adlı eseriyle dünya edebiyatında hikayenin ilk örneğini vermiştir. Fakat olay öyküsünün ilk örneklerini veren kişi Boccaccio değil, sizin de tahmin ettiğiniz gibi Fransız yazar Maupassant olay öyküsünün en büyük temsilcisidir. İlk örneklerini o vermiştir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Bu partide boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir? Durum kesit öyküsü bir durum üzerine temellendirilen öykü türüdür. Bu öykü türünün dünya edebiyatındaki ilk örneklerini ortaya koyan kişi Anton Çehov'dur. Türk edebiyatında bu türün ilk temsilcileri arasında kim vardır? Memduh Şevket Esendal ile birlikte yine Türk edebiyatının önemli hikayecileri arasında yer alan Sait Faik, Abası Yanık bu türün önemli temsilcileridir. Seçeneklere baktığımızda bakın bunlar gider. Çehov Ahmet Hamdi Tanpınar demiş. Bu da gider. Çehov Memduh Şevket Esendal, Sait Faik, Abası Yanık demiş. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Durum kesit öyküsü ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez? Merak ögesinin ikinci planda kaldığı, belirli bir insanlık durumunun yansıtıldığı öykülerdir. Doğrudur. Olay anlatımı olmadığı için merak ögesi ikinci planda kalmıştır. Genellikle insanın bir durumu, bir anı anlatılır. O yüzden bunu elemiş oluruz. Olay yerine kişisel ve sosyal düşünceler, duygu ve hayaller ön plana çıkarılır. Evet, demin söylemiştik. Olay anlatımı yoktur. İnsanların anlık durumları, duyguları ve hayalleri anlatılır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Rus yazar Anton Çehov bu öyküyü geliştirdiği için Çehov tarzı öykü olarak adlandırılır. Evet, edebiyattaki ilk temsilcisi Anton Çehov'dur. O yüzden de bu sanatçının adı verilmiştir bu öykü türüne. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Türk edebiyatında bu öykü türünün en önemli isimleri Memduh Şevket Esendal ve Sait Faik Abası Yanık'tır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşan bir plan söz konusudur. Durum, kesit hikayelerinde böyle bir plan yoktur. Serim, düğüm ve çözüm bölümlerinin olduğu hikaye türüne biz olay hikayesi, yani Maupassant tarzı hikaye diyoruz. O yüzden burada böyle bir bilgi yanlışlığı var. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Yedinci soru, bu özellikler aşağıdaki hikaye türlerinden hangisine aittir? Dünya edebiyatında short short history, flash fiction olarak tanımlanan hikaye türüdür. Çabucak, öze ulaşan ve pek az kelimeyle bir durumun veya anın ruhunu ortaya çıkaran hikayelerdir. Kendi işlerinde bir bütünlüğe sahiptirler ve tıpkı daha uzun hikayeler gibi pek çok farklı ruh halini ifade edebilir.
pek çok biçim alabilirler. Bu hikayeler yoğunluk, serbest çağrışımdan yararlanma ve müzikal bir dil kullanma bakımından mensur şiire benzerler. Türk edebiyatında Tezer Özlü, Sevim Burak, Murat Yalçın ve özellikle Ferit Edgü bu hikaye türünde eser vermiştir. Arkadaşlar, bu özelliklere baktığımızda dünya edebiyatında short short history olarak anılan, yine pek az kelimeyle bir anı, bir durumu, bir ruhu ortaya koyan, yine Ferit Edgün'ün en önemli temsilcisi olduğu hikaye türü hangisidir? Tabii ki küçürek hikayedir. Bundan dolayı da cevabımız E seçeneği olacaktır. 8. soru. Aşağıdakilerden hangisi durum öyküsünün temsilcileri arasında yer almaz? Durum öyküsünün diğer adı neydi arkadaşlar? Çehov tarzı öykü. Bilge Karasu, Vüsat Bener, Firuzan, Oktay Akbal Çehov tarzı hikayeleriyle, yani durum öyküleriyle meşhur olmuş sanatçılardır. Fakat Refik Halit Kara'ya baktığımızda daha çok olay hikayeleriyle meşhur olmuş. Yani diğer adıyla Maupassant tarzı öyküleriyle meşhur olmuş bir sanatçıdır. O yüzden doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. 9. soru. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Olayların işlenişi yönünden de bir yapı değişikliği göstermiştir roman ve öykümüz. Söz gelimi bizde uzun yıllar salt olaya yaslanan bir öykü türü egemen olmuştur. Dünya edebiyatında öncülüğünü Fransız yazarı Maupassant'ın yaptığı girişi, gelişmesi sonucu olan okuyucuyu bir gelişim içinde tutarak az sonra ne olacak sorusunun ardına düşüren bir öykü türüdür. Bizde de bu türün sürdürücüsü nokta nokta olmuştur. Tezli öykü anlayışına bağlı kalarak düşüncelerini öyküdeki olaylara yaslandırma, olayların çarpıcı ve yaratıcılığından yararlanarak verme yolunu seçmiştir. Refik Halit Karay, Sadri Ertem gibi gerçekçi öykülerimiz de öykü düzeni açısından onun yolundan yürümüşlerdir. Arkadaşlar, Maupassant tarzı öykünün edebiyatımızdaki en büyük temsilcisi kimdir? Tabii ki Ömer Seyfettin'dir. Daha sonra da Refik Halit Karay gelir. Dolayısıyla buradaki boşluğa Ömer Seyfettin gelmesi gerekirdi. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 10. soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Anlatımı olaya yaslandırmayan, geleneksel anlamda serimi, düğümü, çözümü olmayan bir öykü türüdür durum öyküsü. Dünya edebiyatında öncüsü Rus yazar Çehov'dur. Bizde ise olaysız öykü türünün uygulayıcılarının başında Yakup Kadri Karaosmanoğlu gelmiştir. Öykünün dokusunu olaylardan soymuştur. Sait Faik, Oktay Akbal, Samet Ağoğlu, Necati Cumalı, Nezihe Meriç, Bilge Karasu, Firuzan, Selim İleri gibi yazarlar durum öyküsüyle oluşturmuşlardır yapıtlarını. Kuşkusuz olay ve durum öyküsünün yapılarını birleştirmiş yazarlarımız da vardır. Sabahattin Ali, Samim Kocagöz, Orhan Kemal, Fakir Baykurt, Talip Apaydın, Dursun Akçam, Bekir Yıldız, Adnan Özyalçıner, Mehmet Başaran, Mehmet Seyda bunlar arasında anılabilir. Şimdi buradaki bilgi yanlışlığı nerede arkadaşlar? Buradaki bilgi yanlışlığı 3 numaralı ifadedir. Çünkü durum hikayesinin edebiyatımızdaki ilk uygulayıcılarının başında Yakup Kadri Karaosmanoğlu gelmez. Yakup Kadri Karaosmanoğlu milli edebiyat döneminde daha çok romanlarıyla adından söz ettirmiş bir sanatçıdır. Durum hikayesinin bizdeki ilk uygulayıcılar arasında kim yer alır arkadaşlar? Tabii ki Memduh Şevket Esendal yer alır. Bunun dışında Sait Faik Abasıyanık da yine diğer önemli temsilciler arasındadır. O yüzden 3 numaranın yer aldığı bu ifade yanlıştır. Bundan dolayı da cevabımız C seçeneği olacaktır. Bu testin de son sorusuna geldik arkadaşlar. 11. soruya. 11. soruda aşağıdakilerin hangisinde müşahit, gözlemci bakış açısı kullanılmamıştır? Bildiğiniz gibi gözlemci bakış açısında 3. kişili anlatım vardır. Yine yazar kahramanın gözünden olayları gördüğü gibi aktarmaya çalışır. Seçeneklere baktığımızda odanın sağ köşesinde
Basmayla ayrılmış bölüme doğru yürüdü Nesibe. Sırtının kamburluğu, saçlarının terle alnına yapışmış olması yatağından kalkmış, onmaz bir hasta görünümü veriyordu ona. Perdeyi aralamadan annesine bir baktı, kadın başını önüne iyice eğmişti. Dikkat edecek olursanız burada üçüncü kişili anlatım var ve yazar gözlemlediklerini anlatıyor. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Çiçeklerin solgun kırmızılarından süzülen elektriğin ışığı güzelleşerek doluyordu içeri. Yer yatağının yanında portakal sandığından yaptığı bölmesini ayıran basmanın eşiyle sardığı masasına bıraktı çantasını. Saçlarını çözdü, tokularını ötekilerin yanına koydu. Yine üçüncü kişili anlatım var ve yazar gözlemlediklerini anlatmış, bunu da elemiş oluruz. Hava kararmaya başlamıştı. Serin yayla gecesinde yukarıda yıldızlar kıpır kıpırdılar. Kuzeyde dağlar fark ediliyordu. Dağın önünde sarı ışıklar vardı. Hasanoğlan köyü orasıymış. Enstitü köye yakın bir düzlükte kurulmuştu. Toprak yollar, henüz tamamlanmamış duvarlar, üstü örtülmemiş hendekler. Bakın burada da üçüncü kişili anlatım var ve yazar gözlemlediklerini anlatmış, bunu da elemiş oluruz. Uzaklarda adamlar, arabalar kaynaşıp çalışıp duruyorlardı. Yerle göğün arası göz kamaştırıcı, usandırıcı bir aydınlıktı. Koca boşluğun altına bozkır boyunca tarlalar serilmişti. Ufuklara kadar her taraf tarlaydı. Tek bir ağaç görünmezdi buralarda. Yine burada da üçüncü kişili anlatım var ve yazar gözlemlediklerini anlatmış, bunu da elemiş oluruz. B seçeneğine baktığımızda ise sustum. Peşinden ben de atlayıverdim. Belki de ona güvenerek sularda gücüm yettiğince boğuştum sanırım. Yorulunca da kendimi koyuverdim. Aşağı iniyorum. Gözlerimi açıp ilkin aydınlıktı. Sonra karardı. Sonra gene aydınlandı. Baktım suyun yüzündeyim. Sırt üstü. Anlamadım nasıl olduğunu. Arkadaşlar bu parçaya baktığımızda birinci kişili anlatımın var olduğunu görüyoruz. Yani yazar olayın kahramanlarından biri olmuş. O yüzden de burada kahraman bakış açısı vardır. Müşahit, gözlemci bakış açısı yoktur. O yüzden de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.